16 yıllık AKP iktidarı süresince Milli Eğitim Bakanlığı ilk kez bu yıl 2017-2018 eğitim öğretim yılına ilişkin örgün eğitim istatistiklerini yayınlamamıştır. Bu durum 24 Haziran seçimleri öncesinde AKP'nin yıllar içinde eğitimin kamusal niteliğini nasıl adım adım tasfiye ettiğinin tartışılmasını istemediğini göstermektedir. Türkiye'nin eğitim sistemi yıllardır benimsenen piyasa merkezli, rekabetçi ve sınav merkezli eğitim politikaları sonucunda tam bir soru yumağı haline getirilmiştir. 2017-2018 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde dinselleştirmeyi temel alan politikalarını daha da yoğunlaştırmıştır. Geçtiğimiz 16 yıl içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı liselere giriş sınavlarını tam 6 kez değiştirmiştir. Yüksek öğretime, özellikle üniversitelere yönelik siyasi baskı, müdahale ve son olarak üniversiteleri bölme uygulamalarına kadar geniş bir alanda yaşanan gelişmeler yaşanmış ve olumsuzluklar devam etmektedir. Yıllardır siyasal istismar konusu olan inovatif okulları her açıdan desteklenerek tüm masraflar devlet tarafından karşılanarak özellikle yoksul ailelerin çocuklarını bu okullara göndermeleri yönünde çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özellikle yürütülmektedir. Katiyeye değil, eğitime bütçe. Öğretmenlik mesleği bildiğiniz gibi hükümet yetkilileri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürekli itibarsızlaştırılmaktadır. Öğretmen performans sisteminin uygulanmasını hükümet ertelemiştir. Geçtiğimiz yıllarda siyasal kadrolaşma amacıyla gündeme getirilen ve defalarca da Danıştay tarafından objektif olmama gerekçesiyle iptal edilen mülakat sınavı uygulamasının öğretmen atamalarında belirleyici olması ve sözleşmeli öğretmenlik uygulaması biz eğitim emekçileri tarafından kabul edilemez bir uygulamadır. Evet, 16 yıl boyunca eğitimde çağdaş dünyayı yakalamak bir yana mevcut sorunları kronik hale getirdi. En temel insan haklarına aykırı davrandı. Kural tanımadı. Hak, hukuk ve adalet duygusunu ne yazık ki defalarca incitiyor. Çocuklarımıza dayattığınız geleceksizliği artık yeter diyoruz. Bizler de eğitim ve bilim emekçileri olarak 24 Haziran günü hayrımızı tamamlayacağımızı